Hoş geldiniz değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler. Sinkos Yayınları Fen Bilimleri soru kitabı 1. ünite Ustaların Kaleminden LGS testinin 12. sorusunun çözümünü yapacağız değerli arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde diyor ki 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde öğle vakti saat 12.00'da güneş ışınlarının Aynı bölgeye geliş açısı aşağıdaki gibidir. Evet 21 Haziran'da gördüğümüz gibi daha dik 80 derece verilmiş ama 21 Aralık'ta değerli arkadaşlar daha eğik verilmiş görüyorsunuz. Diyor ki bu durumlarla ilgili aşağıdaki yorumlar veriliyor. Bu yorumlardan hangileri doğrudur? Tek tek bakalım. Şimdi değerli izleyicilerimiz 21 Haziran'da güneş ışınlarının daha dik ya da dike yakın olması e, ee, bu anda yaz olduğunu gösteriyor. E, 21 Haziran'da yaz olduğuna göre o zaman bu bölge neresidir? Bu bölge kuzey, yarım kürededir arkadaşlar unutmayalım Kuzey yarım kürede. <laughs> Şimdi buna göre bakalım. E, Hangileri doğrudur? E, bu bölgede 21 Haziran'da kış mevsimi görülür diyor. Hayır kış mevsimi görülmez. Ne mevsimi görülür? Yaz mevsimi görülür O nedenle bu yanlış. Aynı miktardaki güneş ışınları 21 Aralık'ta daha yayılmıştır. Evet arkadaşlar, 21 Aralık'ta şöyle söyleyelim, aynı miktar güneş ışınları daha dik geldiği için daha az bir alanda toplanır. Bu nedenle sıcak olur zaten. Daha eğik geldiğinde güneş ışınları daha geniş bir alana yayılır. Bu da oranın daha az ısınmasına sebep olur. Ee, evet aynı miktardaki güneş ışınları 21 Aralık'ta daha yayılmıştır. Daha geniş bir alana düşmüştür. Bundan dolayı zaten kış oluyor. Bundan dolayı zaten soğuk oluyor. Dolayısıyla 2 ne oluyor? 2 Doğu Ru. Bu bölge dünya üzerinde güney yarımkürede olabilir. Hayır bu bölge güney yarımkürede değil. Ne demiştik? Kuzey yarımkürede. O nedenle bu nedir? Yanlış. Evet yanlış. Ee, birim yüzeye düşen güneş enerjisi miktarı 21 Haziran'da daha azdır diyor. Hayır arkadaşlar 21 Haziran'da güneş ışınları daha dik geldiği için birim yüzeye düşen güneş enerjisi 21 Haziran'da daha az değil daha çoktur. Bu da yanlış. Dolayısıyla bize doğruyu sorduğundan dolayı hangisi doğru? Yalnız iki yani C şıkkı. Evet değerli arkadaşlar e, Sinkos Yayınları Fen Bilimleri Soru Bankası'nı e, LGS sınavına giren ve şu anda 7'den 8'e geçecek olan tüm Segin sınıf öğrencilerine tavsiye ediyorum. Çünkü içerisinde gerçekten yeni nesil mantık muhakeme soruları, beceri temelli sorular bulunmaktadır. E, ki bu testin adı ustaların kaleminden LGS testi olarak veriliyor. E, bunun dışında yine koyun, konuyu pekiştirmeye yönelik konu kavrama testleri ve görülen yere kadar ve geçmişi kapsayan ve geçmiş konuları tekrar etmesini sağlayan kontrol noktası testi bulunmaktadır. Ve soruların tamamının video çözümlü olması da çok büyük bir avantaj. O nedenle tüm 8. sınıf öğrencilerine Sinkos yayınları, fen bilimleri soru kitabını tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.